Bugün özellikle mümin genç kardeşlerime, delikanlı yiğitlerime, Asiye adayı biricik kızlarıma vasiyetim şudur. Evlilik için çeyizler biriktirin, helal hoş olsun. Güzel daireler planlayın, helal hoş olsun. Hiçbir sakıncası yok. Balayıya dünyanın ucuna gideceğiz. Merih'e balayı yapmaya gideceğiz diye plan da yapın. Bu da helal olsun size. Hiçbir sakıncası yok. Lakin evliliği imtihan olmanın dışına götürmeyin sakın. Evlilik bir imtihandır. Balayından en yakın mahkemeye ve karakola gidebilirsin. Gençlerin tanışma döneminde veya tanıştırılma döneminde birbirlerine söylediği sözlere inanmaları küçük çocukların emziğe aldanmalarından daha büyük bir aldanıştır. Elbette seninle evlenmek isteyen biri eline bir hançer alıp beni kızdırdığında bunu kafana batıracağım ona göre evlenelim diyecek hali yok. Yalan kaç para ki kilosu söylerken pahalı diye düşünsün. Yalan ücretsiz. İstediğin kadar konuşabiliyorsun. Hadi yalan değil, hayal kurmak suç mu? Züleyha da masaldır. O senin tasvir ettiğin delikanlı Yusuf da masaldır. Hayat gerçektir ama. Bu hayatın gerçekliği içerisinde en büyük gerçek de iblisin Allah'tan ruhsat almış birisi olarak başımıza musallat olmasıdır. Daha büyük bir gerçek de iblisin tohumla uğraşmayı dönümler boyu tarlayla uğraşmaktan daha kaliteli gördüğüdür. Aile tohumdur, özdür. Evlerinde bunalttığı insanları camiye gitseler bile huzur bulamayacak diye biliyor iblis zaten. Küsmüş bir kadının kocasının yüzünü paranın da güldürmeyeceğini o biliyor. Kaba bir erkeğin hanımının yüzünün bu dünyada gülmeyeceğini o da biliyor. Eften püften denecek şeylerin, eskilerin deyimiyle incir çekirdeğini bile dolduramayacak kadar küçük bir sebebin ailenin dağılma nedeninin olması bundandır. Sana göre küçük, iblise göre mükemmeldir o. Biz 10 sene sonra, 20 sene sonra asla hatırlamayacağız diye unuttuğumuz şeyleri o 50 sene sonra büyük bir olay gibi abartıp büyütüp ailenin dağılma nedeni yapabilir. Ben bu fani dünyada yarım asırdan fazla yaşadığım halde hala anlayamadım. 8 yaşında duyduğum ama 58 yaşına kadar geldiğim halde hala anlayamadığım ama sahih bir haber olduğu için de %100 teslim olduğum bir olayı sizinle paylaşayım ki sizin bildiğiniz bir olaydır bu. Ondan sonra siz de karar verin. Müslümanın buğday başağına niye benzetildiğini, kafirin de çama niye benzetildiğini o zaman anlayın. Hani bir kadın vardı ya, o hamileyken veya çocukları henüz küçük bebekken kocası gurbete çıkmıştı ya da cihada çıkmıştı. Kocası dönmeden önce de kadın çocuğunun cenazesini görmüştü. Küçük çocuk ölmüştü. Çocuk gömülmüş, kadın komşularına tembih etmiş. Ben görmeden kocamın geldiğini görürseniz başın sağ olsun filan demeyin demiş. Haberi olmasın. Neticede bir gün adam çıkmış gelmiş. 3 ay, 4 ay sonra ne zamansa artık gelmiş. Adamın ilk özleyeceği nedir? Küçücük yavrusudur. Bebeğimiz nerede diyecektir. Kadın çocuğun her zaman uyuduğu yere bir minder koymuş. Minderi çocuk gibi yapmış, üstünü de örtmüş yorgan gibi bir şeyle.
Adam bakmış orada çocuk gibi bir şey uyuyor. Gidip öperken onu öpmesin diye adamın cinselliğini kışkırtmış. Bu kadın ya dün ya geçen hafta bebeğini gömmüş bir kadın. Becerip adamı odanın öbür tarafında yatağa almış. Gerdek gecesi gibi tatlı bir sahne yaşatmış ona. Kadın ve erkek huzur içerisinde o sahneyi yaşayınca, nasıl olsa bebekleri uyuyor, o minder bebek uyuyor orada. Adamın iyice rahatladığını görünce kadın, sana bir şey soracağım demiş. Buyur, ne soracaksın demiş. Bizim komşulardan birinde şöyle bir olay oldu demiş. Ne oldu demiş. Ya emanet bir şey almış, tencere gibi bir şey almış komşu. Sonra da emanetini istemiş öbür gün. O komşu da nasıl istersin diye kızıyor. Sen ne dersin buna demiş. Ayıp ya, böyle bir şey olur mu demiş. Emanetin sahibi ister tabii demiş. Sen de mi o kanaattesin demiş. Herhalde demiş ya. Emanetin sahibi ister demiş. Yani haksız mı itiraz edersin? Tabii haksız olur demiş. Bizim çocuğu da sahibi aldı demiş. Bu ne orada demiş. Bu minder, bizim evin minderi demiş. Be kadın, sen bana niye o zaman böyle bir rol yaptın demiş. Ya gurbet acısıyla gelirsin, çocuğu bulamayınca Allah'ın kaderine karşı ağzından kötü söz çıkar diye korktum demiş. Senin imanını korumak için böyle bir şey yapayım dedi. Bu kadın, İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği, rüzgarın o tarafa yatırıyor, rüzgar bitince ayağa kalkıyor, öbür taraftan rüzgar gelse oraya yatıyor, yine ayağa kalkıyor, Rabbine imanla gidiyor. Kadın bu kadın işte. Allah ondan razı olsun. Şefaatine erme hayalimizi Allah bize nasip etsin. Kadın be, kadın yahu. Ağıt yakan, bağırıp çağıran, sen yokken yuvam çöktü, evimin direği yıkıldı diyen kadın da kadın, bu kadın da kadın. Huzeyfe İbnül Yeman radıyallahu anh hanımına gitti, dedi ki hanımım, Allah cennetinde ailece beraberlikten söz ediyor. Ben seni seviyorum. Sen de beni seviyorsan, ben bir yerde öldüğüm zaman bir daha evlenme de cennette beraber olalım, tamam mı demiş. Çünkü Resulullah diyor ki aleyhissalatü vesselam, her kadın en son kiminle evliyse cennette onun yanında olacak. Ben seni seviyorum. Benden sonra kimseyle evlenme de son kocan ben olduğum için cennette beraber olalım. Huzeyfe radıyallahu anh. İman bu işte. İman bu. Böyle inandılar. Şimdi de o cennetlerde keyif sürüyorlar. Kardeşler, meselemiz bizim Kur'an'ımızı hangi heyecanla, hangi teslimiyetle anladığımıza bağlı. İşte Allah'ın kitabı, işte ayetler. Hala bu ayetlere rağmen bir kadın düşünür mü acaba, niye Allah erkeklere bu kadar hurileri veriyor? Bir erkek düşünür mü acaba, cennette ben kadın dırdırı çekecek miyim? Nerede Allah'ın ayetleri? Hani biz Kur'an'ı iman kitabımız olarak görmüştük. Kardeşler, tüylerimizi diken diken edecek ve bütün mümin erkeklere büyük bir mesaj verecek, mümin kadının kıymetini anlatacak bir hadis var önümde. Mümin kadının kocası olmak ne demektir? Bunu anlatan bu hadisi şerifi okuyayım mı okumayayım mı diye çok tereddüt ettim.
Neden tereddüt ettim? Maazallah. Bir mümin yahu diye başlar da imanına sebep olur muyum diye korktum. Ama Allah'ın rahmetine sığınarak bu hadisi şerifi okuyorum. Sakallı sakalsız, bıyıklı bıyıksız, hacı veya değil, bütün bir kadınla nikah kıyan ve kadının gençliğini elinde süründüren, gençken güzelken aldıktan sonra buruşunca, bozulunca ona eğri gözle bakan bütün mümin erkeklere şu hadisi şerifi cennetle bağlantısı bakımından hatırlatmak istiyorum. Aişe radıyallahu anha annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat edeceği güne dair bir hatırasını anlatıyor. Bildiğiniz gibi çok büyük acılar ve sıkıntılarla vefat etti. Günlerce süren, ateşler içinde kıvranan bir hastalıktan vefat etti Efendimiz. Çok sıkıntı çektiği bir esnada Ayşe annemize buyurmuş ki, Ayşe demiş, şu cennette benim karım olacaksın ya, onu düşündükçe ölüm acısı bana hafif geliyor. Peygamber Miraç görmüş. Allah'ı arşına yakın bir yerde ziyaret etmiş. Cebrail'in ulaşamadığı yerlere ulaşmış. Henüz dünya ayaktayken cenneti cehennemi görmüş. Sonra 17 yaşındaki gencecik karısına ölüm çok zor ama sen cennette yanımda olacaksın, cennette de karım olacaksın diye ölüm acısı hafif geliyor bana diyor. Bu bütün erkeklere, mümin erkeklere peygamberlerinin mesajıdır. Bütün kadınlara da mesajdır. Ayşe'si bu sevgiyi, ölüm acısını bile hafifleten bu sevgiyi tattırmasaydı, Refik-i Ala'ya gitmeyi bekleyen peygamber ölüm seninle hafif Ayşe der miydi? Erkeğiyle, kadınıyla, bütün müminler olarak cennet hayatına ne kadar hazırlandığımızı ve nerede hazırlandığımızı, nereye gittiğimizi defalarca düşünmek zorunda değil miyiz? Ayşe, sen cennette karım olacaksın diye bu ölüm bana hafif geliyor. Yani ölecek, kendisinden seneler sonra karısı ölecek, binlerce sene sonra belki kıyamet kopacak, mahşer olacak, cennete girilecek, Ayşe'si de yanında olacak. Bu aşktan söz ediyor sallallahu aleyhi ve sellem.